Üçüncü lig, ikinci gruptaki temsilcimiz Elazığ Karakoçan takımında Bayrampaşa Spor maçı hazırlıkları cumartesi günü tamamlanacak. Mavi beyazlı temsilcimiz Elazığ Belediyespor tesislerinde saat 16'da yaptığı taktiksel ağırlıklı çalışmayla hazırlıklarına devam etti. Bravo. Teknik sorumlu Ender Çınar ve yardımcıları eşliğinde yapılan çalışmaya sakatlığı devam eden Şehmus Abdülkadir Aksu'nun dışında tüm futbolcular katıldı. Elazığ Karakoçan takımı kaptanı Ekrem Sütçü, amaçlarının iyi futbolu sahaya yansıtmak olduğunu belirtirken, genç ve tecrübeli oyuncularla iyi bir ekip olduklarını söyledi. Ender Hocam zaten gerekli taktikleri veriyor. Yoğun çalışıyoruz bu ara. İnşallah içerideki ilk maçımız. Amacımız iyi futbol oynamak. Hani skordan bağımsız bir şekilde ilk önce futbolumuzu iyi bir şekilde sahaya yansıtmak. Ondan sonra inşallah 3 puanımızı zaten alacağımıza inanıyoruz. Yani bence çok faydasını görüyoruz. Genç arkadaşlar da hani yetenekli arkadaşlar katıldı bize. Kampı da zaten Erzurum kampında çok iyi geçirdik. İnşallah bize de zaten soruyorlar, danışıyorlar. Hani aramızda iyi. İnşallah bunu da en güzel şekilde sahaya yansıtacağız. Geçen seneden de 13-14 arkadaş kaldık. Öyle bir sorunumuz yok şu anda. Elazığ Karakoçan takımının yeni transferlerinde gol ayağı Gökhan Erdöl'de yaptığı değerlendirmede profesyonel liglerde şu ana kadar 182 gol attığını, hedefinin Elazığ Karakoçan takımında 200 gole ulaşmak olduğunu söyledi. Sezon bitince yaklaşık 1-2 gün içerisinde hocam aradı. Talip olduklarını söylediler. Kulübün yapısını anlattı. İşte başkanın hedeflerini anlattı. Biz de o hedefler doğrultusunda bize uyduğundan dolayı burayı tercih ettik. Tercih ettiğim için de mutluyum. Geçen hafta deplasmanda bir maç oynadık. Zor geçen bir maçtı. Her zaman ilk maçlar çok zordur. Deplasmandan puan aldığımız için de mutluyuz. Tabii ki bu puanın önem kazanması için içeride kendi taraftarlarımızın önünde galip gelmek istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz. Çalışıyoruz zaten. Yapı gereği gol atmak tabii ki santrafor olduğumuzdan dolayı herkes gol bekliyor bizden. Ama benim öncelikle hedefim takımın kazanması. Golü kimin attığını çok önemli değil. Takıma o günün şartlarında 90 dakika ne kadar sahada kaldımsa, ne kadar faydam olduysa beni mutlu eden şey odur. Tabii ki gol olduğu zaman da daha çok taraftarlarımız mutlu oluyor. Onları bol bol mutlu edeceğime inanıyorum. Benim de kendim kişisel olarak hedeflerim var. Yaş itibariyle söylediğiniz gibi tecrübeli bir oyuncuyuz. İşte 36 yaşına geldik. Ama hala çalışmayı, futbolu çok seviyorum. Futbolu bırakmayı istemiyorum. Profesyonelliklerde 182 tane golüm var. Onu 200'e inşallah bu sene Elazığ'da tamamlamak istiyorum. En büyük hedefim buradaki bu. Ondan sonra takımın başarısı benim için çok önemli. Çünkü takımı başarılı edersek gerçekten Elazığ'ın daha fazla sahip çıkacağına inanıyorum bu takıma. Onların desteği olmadan biz bir şeyi başaramayız. Ne kadar hedef koysak da bu hedefi başaramayız. Onların desteğine ihtiyacımız var. Pazar günü merkezi stada bekliyorum. Onların desteğiyle inşallah hep beraber huzurlu bir şekilde evimize döneceğiz. Takımın önemli isimlerinden stoper Ömer Faruk Aydemir ise iyi bir aile ortamı oluşturduklarını söyledi. İyi bir maç haftası geçirdik. Geçen hafta beraberlik aldık. Yani net gol pozisyonlarıydık ama faydalanamadık. İnşallah bu hafta 3 puan alacağız. İyi çalışıyoruz. Maça da az kaldı zaten. Güzel oyunla iyi bir 3 puan güzel olacak. İnşallah hep 3 puan alırız yani. Ya, takımımız gayet iyi bence. Zaten geçen seneden birçok oyuncu devam ediyor, beraberiz. Bir aile ortamı oluşturduk. Yeni gelen abilerimiz, kardeşlerimiz hepsi çabuk uyum sağladı. Yani takımımız bence şu an gayet iyi. Hem arkadaşlık olarak hem saha içinde. Bence gayet başarılı bir takımız.